Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine buradayım. Bakın şekil A'da görüldüğü gibi buraya girince ben ne yapıyorum? Tabii ki de bavul hazırlıyorum. Şimdi birlikte bavul hazırlayacağız. Bavul dediğimde çanta, yani öyle çok bir şey götürmeyeceğim. Salihli'ye gidiyorum. Şöyle eşyalarımı göstereyim. Hepsi burada. Yani koyacağım her şeyi çıkarttım buraya meydana. Birlikte aramayalım buradan tek tek diye. Makyaj malzemelerimi ayarladım çantanın içine. Cilt bakım ürünlerim burada. Diş fırçam, diş macunum, işte taraklarım. Birkaç tane de gözlük aldım. Güneş gözlüğü. Elbise aldım. Bir de işte kol çantam var. Onun içi de bayağı dağıldı. Onu da ayarlamam lazım. Az önce de duştan çıktım. Saçlarım da nemli zaten. Ama hazırlandım. Böyle makyajımı falan yaptım. Üstümü de giyindim. Şu tişörtü çok seviyorum. Ambar'ın tişörtü ve gerçekten kaliteli arkadaşlar. Güvenin yani Ambar'a. Bana soruyorsunuz bazen Ambar'ın ürünleri nasıl diye. Söyleyeyim dedim burada konusu açılmışken. Lamba patlamış bu odanın. Böyle değişik bir ışık şeyi var şu an. Bir gidiyor bir geliyor, ben de anlayamadım. Yine de açtım, böyle arada duruyor. Böyle bir anda sönüyor falan. Patlamak üzere yani, öyle söyleyeyim kısacası. Neyse, Salihli'ye gidiyoruz bu kadar eşyayla. Pazartesi döneceğim. Bugün cuma arkadaşlar. Cumartesi, pazar, pazartesi oradayım. Yani 3 gece 4 gün oradayız. Annemle babam beni almaya gelecek 2 saat 3 saat sonra falan. Bu arada başım dönüyor arkadaşlar. Size ondan bahsedeceğim hemen. Bundan 3 gün öncesine kadar, bir yandan da çantayı dolduralım. Ben bir şey yaparken ikinciye odaklanamıyorum. Öyle bir problemim var. Bilmiyorum bende mi var bir tek de. Yani konuyu anlatamıyorum böyle detaylı detaylı, hızlı hızlı. 3 gün önce dişçiye gittim arkadaşlar ben. Evet. Dişçiye gittim. Dolgu yapıldı. Özele çıkmıştım. Çünkü benim özel sağlık sigortam vardı. Hakkım vardı. Diş paketi hakkım. Bir tane dolgum, bir tane de çekilme hakkı vardı. Neyse. Geldim. O gün tabii dişime iğne falan vuruldu. Bayağı uyuştu yani dişim. Size abartısız söylüyorum. 6 saat falan bu tarafımı hissetmiyordum yani. Dudağımı çok azıcık hissediyordum falan. Öyle bir tuhaf bir şey yaşadım yani. İlk defa yaşıyorum bunda. Öyle de bir durum var. Önceden 2 saat 3 saate geçiyordu mesela önceki yaptırdığım dolgularda vesaire, işte kanal tedavilerinde. Bilmiyorum, bu sefer böyle bir tuhaf oldum. Sonra ertesi gün oldu ve akşam üzeri işte saat 5-6 civarı falan ben yemek hazırlıyorum, köfte yapacağım. O gün benim bir başım döndü arkadaşlar. Mutfaktayım, size abartı söylüyorum, mutfaktaki dolaplar falan böyle ters dönüyordu yani. Ben tezgahı tutmasam gidiyordum. Şu an bile ara ara başım dönüyor. Bunun sebebini de inanın bilmiyorum. O gün benim baş dönmem bayağı sürdü. 3 saat falan sürmüştür. Sonra eczaneye gittik. Tansiyonumu ölçtürdüm. Geçer diye düşünüyorum. Hani çikolata falan bir şeyler yedik. Hüseyin tuzlu ayran falan yaptı bana. Hani dedim acile falan gitmeye gerek yok. Yani kötü bir durum yok yani ortada. Dedim ki geçecek inşallah. Ben inanıyorum buna. Yatayım dedim birazcık. Yattım. Yattığımda daha çok dönüyordum. 1-1,5 saat uyumuşumdur. Sonra kalktım. Kalktığımda gözlerimi açar açmaz ev ters döndü resmen. Yani gözümün önünde böyle her şeyin oynadığını görüyorsunuz. Çok değişik bir şey. Kulaklarımdan falan sandım ben. Bilmiyorum yani. Sebebini hiç bilmiyorum şu an gerçekten. Daha gitmedim doktora falan. Bu birkaç gün daha, böyle bir hafta falan sürerse, hani ciddi boyuta ulaşırsa ancak öyle gideceğim. Merak ediyorum çünkü ben de sebebini. Şu an böyle ilk günkü kadar ağır değil yani. Baş dönmem çok yok. Ama böyle ara ara geliyor, gidiyor falan. Ben bu kıyafetleri çıkarırken falan mesela başım döndü, öyle söyleyeyim size. Yavaş yavaş hareket ediyorum. Oturduğum yerde böyle 10-15 saniye bekliyorum. Sonra kalkıyorum falan. Ertesi gün oldu. Sonra o gün ben dişçiye tekrar randevu aldım. Bu sefer devlet hastanesine aldım. Özele çıkmayayım dedim. Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden randevu aldım. Onun ertesi günü de dişçiye çıktım işte. Dişime bakılacaktı, edilecekti falan. Neyse bir şey yapılmadı. Hani dün oluyor bu dediğim olaydı bu arada. Ben de dedim ki hani nasıl bekleyeceğiz falan. İşte 20'lik dişlerim çekilecekmiş. Bir sürü şey var yani. Burada bir dişim mesela çok hassas. Soğuk sıcak bir şey yediğimde direkt ağrı yapıyor. Hani çekilmesi ya da kanal tedavi olması lazım. Belli bir yani bunun olayı. Şurada kırık bir dişim var mesela. O dişin çekilip implant yapılması lazım. Tabii o özelde oluyormuş. Öyle de bir durum var. Diş hastaneleri bayağı bir pahalı arkadaşlar. Çekime bana 1000 lira istediler. Dolguya 500 lira. Kanal tedaviye 800 lira istediler. Benim tamamen ağzımda şu an yaklaşık 10 tane diş yapılacak. 10.000 liraya kadar bir mevlada diş parası gidecek. O yüzden ben de dedim ki devlet hastanesine randevu alayım. Neyse randevu aldım. Hemen boşluk oluştu. 30'una randevu aldım. 30 Haziran'a.
Dedim hemen çıkayım gideyim. Akşam 5.30'a randevum vardı. İşte doktor hiçbir şey yapmadı. Dedi ki benim alanım değil. İşte kanal tedavi yapılması lazım. Neyse sadece dolgu yapıyormuş. Bana o şekilde söyledi. Başka birine yönlendirdi. Dedi ki diş ve çene cerrahi merkezine gidip yaptırman lazım. Buradaki dolgularım için de başka bir doktor önerdi. Büyük ihtimalle bayramdan sonraya kaldı bu iş. Çünkü hemen yer bulunmuyor. Öyle de bir durum var. Çok zor bulursun dedi bana da. Hüseyin de memleketine gidecek arkadaşlar bugün. Cumartesi, pazar günü dönecek büyük ihtimalle. Çünkü pazartesi işbaşı. Balıkesir'e gidecek. Ben gidemeyeceğim. Şimdi oralarda başım döner, eder, bir şey olur. Yani eşimin memleketine ben gitmiyorum şu an. Gidemiyorum daha doğrusu. Öyle de bir durum var. Ben de yalnız kalmamak anlamında bu evde. Çünkü bu evde de tek başıma da kalamam. Annemle babam beni almaya gelecek. Şimdi otobüste gitsem zaten Salihli'ye otobüste de gidemem. Sakın yanlış anlaşılma olmasın yani. Herhangi bir durum söz konusu değil. Öyle kötü anlamda. Şimdi bu kıyafetleri bir an önce ayarlayayım ben. Günlük kıyafet götürüyorum. İşte orada Gamze ile konuştuk bu arada. Salihli'deki Gamze arkadaşımız var ya, onunla konuştuk. Onunla falan buluşuruz diye normal dışarıda giymelik kıyafetler falan koyuyorum. Zaten şort falan giyiyorum ben yazın. Öyle uzun hayatta giyemem arkadaşlar. İmkansız. Kimse bana giydiremez. Çünkü çok terliyorum zaten. Yedek elbise koyayım şunu. Pazartesi sünnet var ama ben gidebilir miyim bilmiyorum. Böyle oturduğum yerden sizlere çekiyorum. Çünkü ayağa kalktığım an başım dönecek biliyorum şu an. Şöyle göstereyim. Makyaj malzemelerimin hepsi hazır burada. Koydum işte kafama göre artık aldım bir şeyler. Şu çantayı aldım bir de. Bu çantaya da şimdi bu makyaj malzemesini oturtacağım dibine. Ve üstüne de işte makyaj temizleme suyu, saç spreyim. Sürekli kullandığım malzemeleri koyacağım. Bir gözlüğü de alayım. Kılıfında zaten. Tarağımı alıyorum. Ve leke kremimi de aldım. Onu da koydum. Leke kremi aldı bu arada arkadaşlar. Ama bende bir etki olduğunda sizlere göstereceğim. Öyle bir karar aldım. Şu an Instagram'da soranlar çok oldu çünkü. Leke kreminde hani ne marka aldın? Biz de alalım falan. Ben şimdi size kesin konuşmak istemiyorum. Hani faydanıza olsun diye, boşu boşuna almayın diye denek olarak kullanıyorum kendimi. Geçerse eğer bir etkisini görürsem de sizlere de o şekilde önereceğim. Alın diye mutlaka. Çantam hazır. Üstüne birkaç bir şey koyacağım. İş çamaşırlarımı hazırlayacağım. Onları çıkartmadım. Ayakkabı koyarım bir tane yedek. Sporla giderim büyük ihtimalle. Ya da terlikle giderim bilmiyorum. Direkt eve geçeceğiz çünkü buradan. Neyse ben şimdi şu kol çantamı ayarlayayım. İş çamaşırlarımı da ayarlayayım, geliyorum. Her şeyi ayarladım arkadaşlar. Hiçbir eşyam kalmadı. Şimdi makarna yapıyorum. Makarna yiyeceğiz. Babam gelince falan biraz dinlenir. O sıra makarna yeriz. Arkadan kahve içeriz. İşte karpuz falan güzel atıştırırız. Hüseyin geldi. O da şimdi karpuz yiyip hemen çıkacak. Çünkü gittiği yer uzak. Ben de burada karpuz yiyorum. Evet. Makarna yapıyorum ama beklemedi. Yemeyeceğim ya. Makarna ağır gelir şimdi. Allah Allah. Karpuz daha iyi. Ne yemeği yapmamı isterdin? Karpuz. Karpuz. Sadece karpuz. Tabii canım karpuz. Böyle arkadaşlar ya. Peynirle karpuz başka bir şey aramıyor aslında. Ben yemek yapıyorum, niye yaptın diyor bazen. Güzel ama karpuz iyi seçmişim değil mi? Ben aldım ha. Geçen de 10 kilo. Çok sıcak ben oldu. Ben şimdi karpuz yiyip yola gideceğim. Evet. Ama yollarımıza yazık bu sefer. Bu sefer yollarımız farklı ayrı. Farklı gidiyoruz. Aynen. Ben Balıkesir'e gidiyorum. Balıkesir'de düğün var. Oraya gidiyorum. Evet. Ayşe de Salih'e gidiyor. Öyle oldu bu sefer. Bu seferlik böyle oldu. Çünkü benim başım dönüyor. Nasıl gideceğim? Orada nasıl eğleneceğim? Otursam bir hala, oturmasam bir hala. Ama nasıl döndü başım geçen de? Hüseyin'e sorun arkadaşlar. Tansiyonu bir ölçtük. 10'a 7. O biliyor benim halimi, neler çektiğimi. 10'a 7 düşükmüş. Ben de bilmiyorum tabii tansiyon pek alakalı. Benim de yok. Çok da ölçtürmem yani. Allah korusun olmasın da zaten de. Ay vallahi. Öğreniyoruz nasıl işte böyle böyle. Tabii canım. Ya çok kötüydüm ben arkadaşlar. Şimdi biraz yiyeyim de böyle yine ara ara dönüyor aşkım. Ama neden bilmiyorum işte. Dişten dolayıdır dedik ama o da değilmiş. Aradım ya işte. O ilaçtan dolayı olmaz dediler. Eğer devam ederse zaten doktora çıkırsın. Tabii tabii çıkacağım. O kesin ve net yani. Bir 3-4 gün daha beklerim. Baktım böyle devam ediyor. Direkt doktor yolu. Makarnamız da oluyor. O bayağı kabardı. Hatta oldu bile. 5 dakikada bu hale geldi. Neydi şunun adı ya? Şu. Bukle miydi? Neyse işte. Ondan yarım paket vardı. Diğerinden de bir paket vardı. 1,5 paket yaptım vallahi. Yeriz annemlerle bol bol. Annemin de en sevdiği yemek zaten. Böyle arada yapıyor o da. Domatesle birlikte. Güzel.
güzel olacak şimdi. Domatesli, salçalı. Şimdi Hüseyin çıktı arkadaşlar. O sıra makarnayı yaptım hemen. Şöyle göstereyim. O kadar güzel oldu ki. Domatesli, bol. İçine bir de kunor bülyon attım. Mükemmel oluyor. Ben öyle çok seviyorum. Annem de öyle yapıyor çünkü. Gayet güzel oluyor tadı. Denemelisiniz yani. Makarnanın içinde kunor bülyon ne alaka diyenler olabilir aranızda ama gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Deneyin. Şimdi annemler de yola çıkmış. Bir saat sonra buradalar. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Of. Çok acıktım şu an. Yani öyle hissediyorum. Acıktığımı hissediyorum artık. Birazcık bulaşık var. Şunları falan yıkayacağım arkadaşlar. Dün ne pişirmiştim ben onda ya? He, mercimek çorbası yapmıştım. O da kalmıştı. Dibi tutmuştu çok azıcık. Ben de suya koymuştum. Şimdi onları falan halledeyim. Öyle. Başka hiçbir iş kalmadı evde. Allah şükürler olsun. 3 gün yokum sonuçta ben bu evde. Vallahi bugün hava ekstradan sıcak. Gerçekten. Dün bu kadar değildi. Bugün bir hayli sıcak. Biraz önce de asgari ücret açıklandı. 5500 TL olmuş. Bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum. Yani çok önemli bir konu ülkemiz açısından. Öyle söyleyeyim dedim ya. Başka şu an bir şey yok. Annemleri bekliyorum. Evet, geldi annemler arkadaşlar. Evet, biz geldik. Biraz geç oldu çünkü yolda trafik kazası varmış. Aynen, tır. Öteki şeride geçmiş falan. 2 saat, 2,5 saatte geldiniz değil mi babacığım? Biraz öyle oldu ya vallahi. Burada da baba. Hello. Selam. Ya canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biraz geç oldu. Geldi olmuş vallahi. Evet, burada evet. Kazası belası geldik. Allah'a şükür vallahi. Ay, çok korktum ya. Ares de pek özlemiş. Biz aşağıda karşılaştık ya. Annemlerle. Gel oğlum. Ben Ares'i indirmiştim. Ares. Niye yattın oraya sen? Çok soluklandı baksana. Nereye yattın oraya? Dışarıda bir hareketliydi bu. Ares. Ares. Gel Ares. Gel buraya. Yorgun o ya. Yorgun savaşçı. Yorulmuş. Nasıl kalp atıyor? Kıyamam. Evet, çok atıyor değil mi şu an? Sen çok mu koşturdun lan? Koşturdu. Arka tarafları falan dolaştık biz, arsa tarafında. Oo. Değil mi Ares? Dolaştık bayağı biz. Bayağı koşturmuş. Şimdi makarna yapmıştım ben. Koyuyorum. Koyalım hadi. Yeriz. Yoğurt. Yanına da. Yoğurt, karpuz. Hüseyin'in? Aa evet, siz bilmiyorsunuz. Hüseyin geri geliyor. Yarın gidecek arkadaşlar. Şimdi aradı az önce beni de. Otobüs bulamamış. Bakalım. Hanım güle güle Ayşe. Aa teşekkür ederim. Sen görmedin mi? Yo, daha yeni gördüm. Nasıl yani? Evde böyle yeni gördüm. Canlı canlı görmemiş miydin? Canlı canlı görmemiştim. Çok güzel. Gerçekten mi? Güzel değil mi? Beğendim. Her yeri kapladı, güzel oldu bence. İyi. Evet. Tripodumda geziyorum arkadaşlar bu arada. Oo. Güzel oldu, yakıştı vallahi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun canım benim. Yani hocam. Düşünmeniz yeter. Güle güle kullan. Annemler almıştı. Evet. Çok önceki vloglarımda göstermiştim. Karnım acıktı. Karnım acıktı değil mi? Şimdi makarnayı ısıtalım. Bayağı evet, oldu tamam. Ben bunu yapalım da. Tamam. 1,5 saat falan olmuştur. Ben sana yardımda yapmıştım. He. Çıktık anne. Ya otobana gidip yedin değil mi? Otobandan önce yaptım. Hüseyin çıktığında hazırdı. Ya. Tabii. Ya. Kıyamam. Bayağı yaptım. 1,5 paket. Yeriz diye düşündüm. Yaptın Ayşe sen. Bu da yenmez, bu yenmez. Yenir. Hüseyin de geliyor şimdi yarada. İyi madem. O sadece karpuz yedi çıktı çünkü. Ama karpuzla da doymaz yani. Bilmiyorum ama. Yani erkek doymaz bence. Önce mi? Biz doyuyor, sen neyse de. Şimdi salatalık turşusu çıkartacağım bir de. Şöyle salatalık turşumuz vardı. Yanına bir de bu. Tamam. Ben ne bileyim sizin burada yemek yiyeceğimizi. Yoksa başka yemek mi yap? Ben tabii. Dünden et falan çıkartırdım. Olsun be. Ben hani oturursunuz. Yemeği yer gelirsiniz diye düşündüm. Neyse olsun artık. Böyle olabiliyor arada arkadaşlar. Geç yedik biz, geç. Geç yemişler o yüzden. Biz de geç yedik. Bazen oluyor böyle şeyler. Ben kaçtaydım? 1'de mi 1,5'da mı ne kahvaltı yaptım ben ya. Seninle konuştuk ya, o sıra kahvaltı yaptım. Sabahtan canım hiçbir şey istemedi bugün. Bazen oluyor bende. Kahve içiyorum mesela. Oluyor öyle. Canım. Hey, aşağıda bir posta öpüştük. Bir de şöyle. Anne. Ben bunları götürüyorum o zaman. Tamam. Evet, makarnalarımız. Evet, yemeğimizi de yedik. Karnımız doydu. Allah'a şükürler olsun. Hiç yoktan yedim makarna. Tam bir kurtarıcı yemek arkadaşlar. Çok hızlı oluyor çünkü. Şimdi de kahve yapıyorum. Şöyle göstereyim. Az önce Hüseyin de geldi.
aşağıdan da su getirdi. Şimdi boş şişelerin hepsini götüreceğiz arkadaşlar Salihli'ye. Orada istasyonda doldurmayı düşünüyoruz. Artık çıkıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz yüklerin hepsi bana ait. Bir de o eklendi. Ares'in maması. Allah'ım. Bir sürü eşya. Yaşo bunlar ne? Yapacağım olsun. Yapacak bir şey yok. Suları... Salihli'nin suyu güzel ya. Evet. O yüzden bunları götürüyoruz. Dolduracağız onların hepsini. Burada da benim işte bilgisayar çantam var. Her şey var arkadaşlar ya. Yine ben taşınıyorum evden. Evet çıktık. Tam da sarı ışığın altındayım. Hüseyin burada arkadaşlar. Nostaljik gibi çıkıyor. Evet aşkım. Gidemedi Hüseyin. Ben gidemedim. Şimdi ben gönderiyorum. Uğur eden benim. Öyle oldu ben aşkım. Ben geri geldim ya. Bir şöyle 2 saat İzmir turu yaptım. 2,5 saat. İşte trafik kazası varmış ya. Çok büyük kötüymüş ya. Büyük bir trafik kazası var. Evet. Yani bu şeritteki tır diğer şeride geçiyor yani öyle düşünün. Orta şeritten karşı şeride geçiyor. Evet evet çok tır, kötü. Evet, geçen tır uçak gibi geçiyor. He. Vinçle falan çekmişler yani. Abi, şimdi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ben yine yüklendim. Babam da arabanın orada, annem de gidiyor önden. Ares'in tuvalet ihtiyacını karşılıyoruz. Artık Salih'i de şimdi yolda falan sıkışmasın diye. Saatte bayağı geç oldu. Gecenin 11'inde yola çıkıyoruz artık. Gidince görüşürüz Salihli'de. Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Dün Örne kaldı orada. İzmir'deydik en son. Günaydın herkese. Öpüyorum buradan. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz annemle. Pişi yapacağız. Yani ben yapmaya çalıştım. Beceremedim. Bunu biliyor annem. Söyledim ben ona. Dedim ki beni de uyandır. Birlikte yapalım. Hem sizlere de çekeyim. Annemin pişisi böyle yumuşacık. Pos pos oluyor. Sabahlar özellikle çok güzel gidiyor. Şimdi yapacağız bakalım. İçine neler katıyor? Ne yapıyor? Ben bilmiyorum. Yoğurt, yumurta, un. Ben de o gün öyle yaptım ama benimki niye öyle oldu? Herhalde ben... Hamurunu ince tutmuşsun. Hamurunu bayağı bir açtıydı bu. İnce tuttuğum için kıtır kıtır oldu. Allah'ım Hüseyin diyor dişim kırılacak. Şimdi iki yumurta mı yaptın? Aynen iki yumurta. Şimdi bakalım birlikte bir de. Bir yumurta da bizim yumurta çift sarı oldu ciddi. Evet. Olsun çok güzel oldu bence. Evet içinden iki tane sarı çıktı. Şimdi ben izliyorum annemi sizle birlikte. Gel gerek yok gel. Bundan iki tane iki kaşık. Çay kaşığı iki kaşık. Tamam. Böyle. İki kaşık. Hatta ucundan azıcık daha koyalım tamam. Evet. Tamam. Ben de hiç makyaj falan yapmadım. Olsun sen böyle de güzel. Sabah ya. Sağ canım ya ben. Yani. Çünkü kahvaltı yapacağız ya. Kahvaltıdan sonra artık yapalım bir şeyler. Aynen. Şimdi yani, böyle yaptı. Bir su bardağı da su. Şimdi ben bunu neden çekiyorum? Bir dahakinde izleyeyim diye. 1,5 su bardağı da su katıyorum. Tamam. Güzel. Ben su katmamıştım. Sonra ne yalan söyleyeyim. Valla su katmadım arkadaşlar. Doktor Etker hamur kapatma tozu. Bu arada yumurtayı koydu annem. Yumurta da kaynıyor. Hı-hı. Pişeyeceğiz. Çay suyu da koyalım. Bir yapma olsun. Değil mi? Aynen. Ana kapatma tozu olmadı. Nasıl oldu? Kabardı. Nasıl kabardı bir anda öyle? Gördün mü nasıl oldu? Su var ya içinde. Çok iyi be. Evet. Ama ben su katmamıştım harbiden ya. Su katıyor mu sen? Tabii su koyuluyor. Bana sorsaydın yanlış. Orada bir hata yapmışız. Belki de ondan sert olmuştur hamurum. Olabilir. 1-0 geriden başladık. Annemin kettle'ı da çok cikstir ha. Evet. Işıklı mışıklı arkadaşlar. Işıklı yakıyor. Valla. Disco partizani. Anne iş burnumuzu alıyoruz. Burnumuzu da elemiştik hatırlıyorsan. Ben elemiştim sana. Evet sağ ol. Geçen geldiğimde. Hazır elenmişim. Aynen bu yoğurdumuzu kaldıralım. Onu kaldıralım. Bu da elenmeyeceğim. Kapağı burada. 4 su bardağı da un. 4 su bardağı da un. Evet. Tamam. Bunu böyle alırım. Ellerimi yıkadım bu arada. 4 su bardağı mı? Evet. Ben 2 su bardağı attım. Sen su katmamışsın ya o yüzden. Evet. İşte orada başlıyor yanlışlar. Öğreniyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Daha çok şey öğreneceğimiz var annemizden babamızdan da. Yani insan her yaşta bir şeyler öğreniyormuş. Bunu sakın unutma. Ben burada öyle bir karıştırdım. Kulak memesi kulağımda hamur mu edeceğiz? Evet anneciğim aynen öyle. Tamam. Şimdiden kabardı hamur. Vallahi. Ben şimdi bir şey yapmıyorum. Yardım edeceğim birazdan da. Yok gerek yok. Pişirirken yardım edeceğim. Ben aynen. Ben pişirirken yardım edeceğim. Bir de domates salatalık falan diyor. Ha onlar biraz. Bıçık bıçık. Güzel. Sen bir de hazır hamur alıp yapıyorsun. Ha ben bir de fırından alıyorum. O şey fotoğraf değil. O şeyle mayalı hamur. Onu da güzel oluyor bak. Mayalı. He, pakmaya yazıyor ki paketten. Ha, öyle o mayayla yapıyorsun. Kabak tozu değil de maya mı katıyor? Maya katıyor. Hmm. Şimdi peki dinlenecek mi? Yo, hemen direkt yapabiliyorum. Ha. Evet. Tamam, süper. Ben yapıyorum.
Ay çok terledim şu an. Ben de şu an terledim her şey. Ay, şu an var, burası çok sıcak arkadaşlar. Amcatörün inmesi lazım bak. Evet, şuradan bir yerden bir estirpmesi lazım. Uyandığım gibi geldim zaten buraya. Bir tek şey sürdüm yüzüme, leke kremi. Fark ediyor musun anne? Leke kremi var şu an. Hiç fark etmiyorum. Geçecek gibi. Geçecek gibi duruyor Ayşe ya, değilsin. Bakın şurada lekelerim vardı ya. Başka bir şey yok şu an suratımda. Evet, geçecek gibi bence. O sanki böyle birazcık fondöten şeyi yaratıyor benim suratımda. Evet. Ama krem arkadaşlar. Belki de geçirecek yani. Düzenli kullanayım da. Arkadaşlar anneme bakın. Nasıl terliyor, kıyamam. Çok terledim. Aman Allah'ım. Çok sıcak anne. Burası neden böyle biliyor musun? Şu an ocakta da yumurta falan kaynıyor. Onun buharından aynen, bence. Aynen, olabilir mi acaba? Annem buraya tepsiyi koydu. Böyle. Şimdi tahta yukarıda anneciğim. Aynen ya. Tahta da yukarıdaymış. Hiç çıkasımız aynen gelmedi. Aynen anneciğim. Tepsinin arkası zaten temiz. Temiz. Sıkıntı yıkanıyor. Her gün yani yıkanıyor. Sürekli kullandığım için. Heh. Temizledim bir de şey sildim şimdi güzelce. Yıkadım aynen, sildim. Şimdi. O hamur bayağı büyük oldu ya. Bu hamur benim hiç böyle hamur olmamıştı. Yemin et. Ne kadar oldu? Şu kadar falan mı oldu? Mesela. Ondan biraz daha büyüktü. Ha o ikisini birleştir mesela. Çok büyük değil mi o beze? Değil işte. Sen küçük küçük yaptığında senin tabii hamur şey oldu. Pişirler tabii. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 beze oldu anneciğim. Ay maşallah. Benim böyle kolay açılmıyordu işte. Saçma Ayşe senin. Sen ne yapmışsın ya? Ben yanlış yapmışım da haberim yokmuş. Bak işte hamur böyle olacak kalınlığı. Senin ince miydi hamurun? Kalınlığı böyle olacak. Benim tabii inceydi biraz. Ben açtıkça açtım. Yufka gibi açtım ben. Sen börek mi yapıyorsun anneciğim ya? Böyle şekilde verebilirsin. Ucuna. Bıçak öp. Çizik. Vay. Gerçekten yapıyorsun öyle hep. Hı-hı. Bundan bayağı çıkacak ha. Oo çok çıkar. Baksanıza 4 tane daha var burada. Evet işi devraldım arkadaşlar. Annem de. Yakışıyor mu bana? Yakışıyor. Öf, pişilerimiz çok güzel oldu. Mükemmel anne. Şekili şükürlü. Bu kadar çıktı değil mi şu an? Tamam yeter. Tamam. Allah bereket versin. Allah bereket. Hepsini biz yemeyeceğiz tabii ki de. Orada bir durum var aynen. Evet soframız da hazır arkadaşlar. Domates doğradık. İçine zeytinyağı attık. Pişimiz burada. Annem Nutella çıkarttı. Evet onu şöyle kenara koyalım. Evet. Peynirimiz burada. Onu da dileceğiz. Yumurtamız falan. Yeter anneciğim. Güzel. Allah bereket versin. Allah bereketini artırsın. Çaylarımızı da katacağız birazdan. Allah şu çok güzel. Allah'ın yemek nasip etsin. Evet. O zaman babamı çağıralım. Biz hadi kahvaltımızı yapalım. Çağıralım. Gençler biz şimdi neye giriştik biliyor musunuz? Kurabiyesi yapacağız annemle. Buraya malzemeleri ayarladık masanın orada. Annem de arkada hemen yemek yapıyor. Tavuk haşlıyor burada. Barbunya yemeği koymuş. Pilav da yapacağız birazdan. Aynen. Hepsi hazır olacak. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da canımız böyle un kurabiyesi istedi. Evet, dün konuşmuştuk ama değil mi? Evet evet. Akşama Gümüşhane gidelim. Zülalda zaten yokmuş. He tamam konuştuk mu onlarla? Gümüşhane gideriz oturuz seni. Tamam. Dur gözünde bir şey var. Ne var kız? Beyaz bir şey var. Heh. Hayır canım benim ya. Bir tanem benim. Bir tanem. Bir tanecik annem. Aşkım benim. Hiç kimse sen gibi değil. Hiç kimse olamaz zaten. Allah nazardan korusun. Amin amin. Oh, valla. Çünkü annemler çok uyumlu insanlar. Yani ben ne dersem, onlar ne derse böyle ha deyince oluverir her şey bizde. Şöyle olsun, böyle olsun. Senin şeyine bayıldım ben. Neyine? Deterjanına. Bulaşık deterjanına. Gelmiştin ya bana, getirmiştin ya. Güzel mi koktu? Güzel parlatmış. Mis gibi olmuş. Kullan işte. Kullanıyorum sağ ol. Kullan, ben yeni aldıydım. Kaçlıydı o? Kaçlıydı? 70'li dedin ya. 70'li mi neydi? Evet 30, bulaşık deterjanı. 25 lira sonra bana getirdin yanına. Evet arkadaşlar ben bundan sonra bulaşık deterjanı almıyorum. Ben alıyorum. Kızımdan. Öyle ne yapalım? Ne yapalım? Ben alıyorum böyle fazlalık geliyor mesela. Direkt aklıma annem geliyor yani. Ona veriyorum falan. Akşam da Gümüşçay'a gideceğiz. Bu sefer gideceğiz. Geçen gün de gidememiştik. Ay bu sefer gidelim. Yağmur var mı? Geçen ben geçelim. Evet bugün hava çok güzel çünkü. Akşam da böyle güzel güzel serin oturuz orada diye düşünüyorum aynen. Ne olur ya yanına
Demleriz, çay demleriz. Salata götür bak, soyar yeriz. Evet, dün annem salata doğradı. Balkonda oturduk. Balkon öyle bir esiyor ki bizde. Çok güzel esiyor arkadaşlar. Evet. Çok iyi gitti ya o salatalı. Evet. Yani ben salatalı normalde buzdolabından alıp böyle yiyen bir insan değilim. Ama önüme biri getirince çok hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Niye? Hazıra konuyor biraz. Öyle bir şeyler oldu. Seni. Ayarlarız. Kayısı var, meyve var. Götürürüz. Çerez götürürüz. Var. Götürürüz. Aman ne verdiysen. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz burada şu an. İlla bir paket koymak da zorunda değiliz ya. Aman işte yeter. Yeter. Ha. Şimdi bunu katıyoruz. Tamam. Tamam, şimdi bir su bardağı da pudra şekeri ekliyorum. Kalk kalk eklesen. Ben yoğuracağım. Nişasta ne kadar diyor? Bunu bir önce yoğuracağız. Yani nişastayı da burada bak. Sonra 5 dakika yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave edeceğiz. Aynen böyle yapıyoruz. Şimdi kulak memesi kıvamında olacak. 4 yemek kaşığı. Aç istersen biraz ağzını. Açık ama. Biraz şey olmuş değil mi? Ha, açıver. Nişastayla da iş bitti. Pudra şekerin içinde kaldı biraz. Onu en son üstüne edeceğiz. Un mu kaldı bir tek? Başka bir şey yok mu lan? Yo, başka bir şey yok. Tamam, var ya madem. Aldığı kadar diyor. Tamam. Ama artık ayarlayacağız. Ayarlayacağız kendimiz. Yavaş yavaş. Biz tarifte yok ama bir paket şekerli vanilyayla bir pakette hamur kabartma tozu ekleyeceğiz. Annem öyle dedi. Ya ben genelde öyle yapıyorum çünkü olmuyor. Kabarmıyor. Ben bir kere unutmuşum da ama. Yayıldı diyor. Hiç oldu ya. Güzel olmadı. Hiç güzel olmadı. Hiç. Biraz bunu daha. Ne yoğurt giriyor ne yumurta giriyor arkadaşlar. Çok basit ya. Bir de 15 dakikada pişiyor mu ya? Öyle evet, canınız istediği zaman yapın. Açıkta bizi görün ama. Evet. Hep masa masa olmaz. Olmaz. Biz bir şey yapmadan duramıyoruz annemle yan yana gelince. Aman aynen ya. Öyle bir sorunumuzun olduğunu fark ettik. Boş ver. Stres atıyorum. Evet. Evdeydik çünkü bütün gün. Evet. Ya. Tamam. Şimdi tepsileri çıkartacağız zamanı şuraya. Yine buna de bir yapsan yine de şu dursun. Tamam. Burada yapayım. Orada yap işte bak tertemiz. Sildin ya. Bugün ne hamurla uğraştın. Güzel be. Böyle güzel bir hamur yap. Hadi bakalım. Ay güzel yap şunu. Onu böyle iyice sıçın dağılıyor ya ağzında. Evet. Bak dur sen. Anne, ben sana evet, göstereceğim iyice. Bak. İlk önce böyle böyle yapacağım bak bak bak. Yaptım ama. İyice yap bak böyle sık. Sık sık sık. Güzelce bak ben şimdi bende olmayacak. Bak iyi bak. Bak 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 bak. Ben doluyorum bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak. Benim elimin ayarı mı yok acaba? Yok sen bence. Ay bence. Ben dolmadı bak tamam benim de oldu artık. Aha. Şimdi böyle keseceğiz bir de çatlamadım. Seninki niye çatladı anneciğim? Benimki ben çatlattım onu ortasından. Sen çatlatmışsın. Gülüyorum ya ben çok. Ben ama masaya çizmememiz lazım. Bu pastane usulü. Evet. Pastanelerde de harbiden böyle satılıyor. Çok bastırmayacağım. Nazik davranacaksın. Evet. Çok bastırdığında çatlıyor bak. Bak. Böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş bak. Bak. Aynen. Sabır işi. Bitirdik arkadaşlar. Tam bir tepsi çıktı şu an. Ve ben bunu hemen fırına götürüyorum. 180 dereceye ayarladı annem de. Duranmış. Yardımcı olayım ben. 15 dakikada pişiyormuş. Burada kim varmış arkadaşlar? Rico. Rico bak kim var orada Rico? Yerim seni ya. Kendini temizliyor. Rico. Allah'ım. Çok güzel çıktı ya. Çok iyi. Çok tatlı kanka bu ya. Bu manyak bir şey ya. Yatışa bak. Bunu severken öldürürdüm herhalde ben. Sıkı verisi geliyor insanın zaten. Evet şöyle kafasını tutacağım öyle. Rico. Bak bak. Sesimi duydu Rico. Tepki veriyor. Rico. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Kalktı geliyor. Benim sesi duyuyor. Kalktı gelecek şimdi. Gel oğlum. Bak bak saçını oynuyor. Saçı çok seviyor zaten. Allah'ım. Tasmasını yesinler. Tasmasını yesinler senin. Senin tasmanı yerim. Senin saçını seviyor. Bak bak. Saçların uçlarını kıracak kanka. Dikkat et. Aynen. Evet un kurabiyemiz oldu arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi pudra şekerini döküyoruz. Evet. Çok güzel kızarmışlar. Kanka bakmak ister misin? Sonra yiyoruz. Evet sonra da afiyetle yiyeceğiz. Gel birlikte yiyelim. Yiyelim. Çok iyi olurdu. Yapacağız onlar gelince de yapacağım ben. Neler neler yapacağım of, ben. Her şeyi yaparız anne. Evet evet her şeyi yapacağız her şeyi. Seninle buluşuruz. Masayı kurtulup şey yaparız. Tabii tabii. Donatırız. Rico'nun saldırısına uğruyorum şu an. Ya. Mükemmel oldu anne. Evet anneş. Eline koluna sağlık. Senin de beraber yaptık. Evet. Ortaklaşa. Evet. Canlarım benim. Sağ ol bebeğim. Ya, sağ ol canım benim. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. O sıra size çekmedim. Şimdi annem çanta hazırlamış. Gümüşçeyine gideceğiz ya. Onları size göstereyim dedim. Böyle çeyden koymuş. Şöyle eriğimiz var.
Bu erik neredendi anne? Aldım ben onu ya. Ha. Tamam. Böyle kurabiyeleri koydum. Aa, kurabiyelerimiz burada. Hı-hı. Bugünkü yaptığımız. Çok güzel oldu ama. Salata götürüyoruz tazecik. Evet. Annem de böyle puantiyeli bir tişört verdi. Çok güzel ha. Aynen aynen. Yakıştı mı? Güzel güzel yakıştı, harika. Takabilirsin onunla, giy. Evet, güzelmiş, ben de beğendim. Dışarıda biraz gezelim ya, serin serin. Evde piştik aynen, bugün. Aynen. Full piştik yani resmen. Şöyle bardak şaka koyduk. Gibi. Ha evet. Bir de pet bardak. Su falan koyarız değil mi? Su da götürürüz yalnız. Tabii tabii. Evet, su orada da alırız yine. İçecek, içecek bir şeyler. Belki alırız. Çay yapıyoruz da belki canımız isterse kola. Ha, kola mola alırız. Bir şeyler tabii, yaparız. Tabii. Aynen. Ve çıktık arkadaşlar. Poşetleri aldık. Babam da bir tane yere sereceğimiz bir şey vardı. Onu aldı. Annemde de poşetler var. Evet, bende de var. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Evet. Oo, bizim ekip burada. Sizinki de verelim. Soyadın neydi? Aa, Karaman. Soyadımı bilmiyor. Şaka. Ayşe Karaman. Ayşe Karaman. Aa, nasıl unutursun? Ayşe Karaman ve Ayşe. Geldik arkadaşlar ama o kadar çok dolu ki. Öbür taraf daha dolu anneciğim. Bak o yana bak. İnanmıyorum şu an. Bir yer var bak orada. Gördün mü? Evet tam evet. Karşıda. Gördüm gördüm. Burası böyle güzel. Tam öyle piknik iyi. Yapmalık. Işık da var burada Allah'tan. Allah'tan aynen. Şuraya bir yere boşluğa. Oturalım diyoruz bakalım. Oturalım buraya, hiç fark etmez. Vallahi benim için fark etmiyor. Vallahi aç. Aynen yaşam. Yaşam orada ha. Mis. Ay'a bak ya şey, ay göster. Ana, harbiden ne kadar güzel duruyor. Çok iyi değil mi? Evet, geçecek. Ben böyle minderimle geldim arkadaşlar. Evet. Yatacağım. Annem buraya geliyor, uzanıyor. Yatacak, babam da uzanıyor. Tamam. Yatın, yap keyif ya, keyif. Bunu. Keyif yapalım vallahi. Yat, vallahi yat uzan, oh ne güzel, mis. Buyurun. Anam, ana, o da ters koyayım. Döndü. Maalesef. Şu altına bunu al annem istiyorsan. Yok gerek yok ya. Islak hava, annem yerler. Yerler. Yok. Yok mu? Sulanmamış. Yok yok değil anne. İyi tamam dursun madem şöyle. İyi ya. Tam tedarikli geldik valla. Evet. Her şeyi getirdik. Şunda soğuk sular mı var babacığım? Evet evet. Değil mi? Şunda çayımız var. Aa radyomuz. Onsuz asla. Evet müziğimiz de var. Flaş var değil mi orada? Ferdi Tayfur flaşı mı? Evet. Oo annem. Vazgeçilmezim. Annemin Ferdi Tayfur aşkı. Şimdi çayları katıyoruz. Oo. Tavşan kanı. Çiğdemimiz de var burada. Oo mis. Arkadaşlar kurabiye o kadar güzel ki. Çayla güzel gidiyor. Çok iyi gidiyor şu an. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Ayşe bak sen böyle erik gördün mü anam? Maşallah. Elma gibi. Elmanın küçüğü o. Erik de evet. Kandırıyor seni. Harbiden kandırıyorum. Böyle elmalar var. Aşkım pamuk elma almaya gidiyorum. Pamuk elma yiyeceğiz birazdan. Evet anne. Evet. Elmamız çok güzel değil mi bugün? Elma diyorum bak. Elma dedim bak. Evimiz kocamandı. Maşallah vardı yer arkadaşlar. Bu arada burada çok riskli bir yerde oturuyoruz. Çocuklar arkada top oynuyor. Çevremizi sardılar şu an bayağı. Evet sardılar yani. Evet. Otur size bir gelsin zaten. Süpersin. Ver aşkım. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Hala eriği yiyemedim ya. Sen gitmeden önce ağzım attım. Büyük büyük bitmiyor. Elmanın yavrusu o. Şimdi birazcık mola verdik. Annemle ikimiz yürüyüşe, evet, yürüyüşe çıkıyoruz. Hadi soda mı alsak? Ayşe ateşin mi var senin? Benim mi? Annem. Bilmiyorum sen şu biraz şey. Yandın gibi. Bilmiyorum ben anne. Ben. Zaten bugün de böyle başım ara ara döndü. Gitti geldi, gitti geldi. Evet. Ama ilk gün fenaydım. Ama bugün daha iyiyim arkadaşlar. Şükür şükür. Size de o yüzden haber vermedim. Hani başımın döndüğüyle alakalı. Evet evet. Bugün daha çok iyiyim değil mi? Ha? Öyle İyisin çok... maşallah. Bir iki kere söylemişim de sana başım döndü diye. Aynen aynen. Arkadaşlar ne buldum? Geri geldik. Evet. Ya. Merhabalar. Merhabalar. Utandı utandı. Ya burada ne bulduk? Annem darı aldı. Evet ben de mısır aldım. Evet mısır pardon darı değil. Ya çok güzelsin sen. Bakışlara bakın. Canlarım benim yanımda. Size diyeyim canımsınız. Allah razı olsun. Canım benim. Annem de burada. Bir gerçekten... evladın babası hakkında, annesi hakkında güzel düşüncelerle, güzel sözlerle hitap etmesi çok ve bunu yüzüne, vücut diline yansıtması kadar dünyanın en güzel şeyi yoktur anne. Evet. Babanın, ananın evladı da vücut diliyle ve de sözcüklerle güzel şeyler yansıtması da dünyanın en güzel şeyidir bence. Evet.
Kesinlikle. Dünyada herkes, hani ben ete kavuşamıyorum diyen, mutlaka bir gün et yiyir. Ben işte şu yiyeceği yemedim diyen, mutlaka o yiyeceği yiyir. Yer. Ben mutluluğu yakalamadım diyen, mutluluğu bir gün yakalayabilir. Ama evlat sevgisini, evlat şefkatini, anne baba sevgisini yakalayamayan, onu bir kaçıran, bir daha da ömür boyunca yakalayamaz. Kesinlikle kolay kolay öyle. Yakalayacak bir sevgi, saygı şeyi değil. Aynen öyle. Çünkü arkadaş sevgisi ayrıdır, akraba sevgisi ayrıdır, komşuluk sevgisi ayrıdır. Ama anne baba evladına duyduğu sevgiyle evladın anne babaya duyduğu sevgi çok ayrı bir kavramdır. Evet. Hepsinin ön tarafındadır. Kesinlikle. Yani birinci, ikinci sırayı onlar paylaşır. Geride akraba sevgisi, işte arkadaş sevgisi. He, onlar artık arka planda kalıyor. Önemli olan insanların anne babasını sevmesi, sayması. Önemli olan evlatların da annesi babasını sayması. Tabii bu parayla, pulla olacak iş değil. Satın alınacak bir şey değil. Sen benden nefret ediyorsan, benim 20 dönüm bağım olsa, ben Ayşe bu 20 dönüm bağın İşte 10 dönümünü sana bağışlayacağım, beni sever misin desem, sen başlarım belki öyle şey sen yani. Belki dersin ki para için tamam baba dersin, ama o sevgiyi ben alamam senden. Tabii ki öyle şey mi olur? Çünkü ya? Çünkü sevginin, saygının değeri dünyanın hiçbir dairesine, hiçbir apartmanına, hiçbir bağına, bahçesine bağlı değil. Çünkü sevginin, saygının maliyeti ölçülmez yok. Maliyeti yok. Yok. Hani üst sınırı yok. Kesinlikle öyle. Bir insan bir insanı nefret etmesi çok kolay. Ben ağır bir kelime konuşurum. Ben ağır kelime konuştuktan sonra sen benden ömür boyu nefret edersin. Mesela hani bir söz var, güzel bir söz. Bu çeşme ne güzel çeşme. Su içecek tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Kesinlikle. Aa, çok, bak, çok güzel bir söz. Atasözü. Güzel bir kelime. Atasözümüz bu. Evet. Buradan yola çıkaraktan şimdi hani bu kardeşin de olsa, annen baban da olsa, evladın da olsa, arkadaşın da olsa kalp kırması çok kolay. Bir çok kelime. Çok basit ya. Bir kelime. Ağır kelime. Bir, bitti. Bir hakaret. Ağzına yakışmayacak. Hani bir hakaret. Hırsız bir infaz. Aynen öyle. Karşıdaki insanı kaybetmeye de yeterlidir. Ama bir insanın sevgisini bir kazanmak. Bir insanın sevgisini kazanmak 40 yıl. Alsa. 40 yılını versen. Bir insanın aynen sevgisini kazanması çok zor. Çok zor. Peki niye 40 yıl? İnsan ilk yaşadığı 40 yılda cahildir. İkinci 40 yılda alimdir. Vay. İnsan ilk 40 yılını cahil yaşar. Çok iyiydi bu. İkinci 40 yılında alim yaşar. Evet. Vay be. Vay be yaşım. Burada eğer ki ikinci 40 yılını kaybetmek istemiyorsanız ilk 40 yılınızda mümkün olduğu kadar çevrenizde kimseyi kırmayın yavrum. İnsan kalbi kazanın. Hani şimdi burada senin takipçilerin de olsa, seni sevenlerin de olsa, kim olursa olsun. Kesinlikle öyle. Burada ben insanların kalbini kırması çok basit. Tamiri çok zor. Bu araba tamiri değil ya. Bu tabii canım yani. Ev tamiri değil. Ay ben de kalkayım şimdi. Hani insan kalbinin tamirinden bahsediyorsun. Evet. İnsan kalbinin tamiri kadar dünyada zor bir şey yoktur. Yoktur. Kırması, arıza yaptırması çok kolaydır. Evet. Bir ağır söz, bir ağır kelime çok yeterlidir. Onun için ben kimsenin hani, kalbini kırmayın. Ben o yüzden bütün takipçilerine de, sizlere de evet. Nacizane haddim olmayarak tavsiyem. Tavsiye evet. Kimsenin kalbini kırmayın kardeşim ya. Bitti, bu kadar. Kimsenin kalbini kırmazsa zaten toplumda sevilen, sayılan, saygı duyulan bir insan konumuna geçersin. Aynen. Sen beni seviyorsan ben seni seviyorum. Çünkü neden sen beni seviyorsun? Sen beni sevdiğin için, saygı gösterdiğin için ben de sana sevgi, saygı gösteriyorum. O, her sen şey... karşındakine saygıyı, evet, sevgiyi gösterirsen karşındaki kişi ister istemez sana sevgisini, saygısını göstermek mecburiyetinde. Bu eşler arasında da, anne baba arasında da, kardeşler arasında da, akrabalar arasında. Her kural, yerde aynı, her yerde. Kural hep bellidir. Belli yani, evet. Kural nedir? Kural, sev beni, seveyim seni, say beni, sayayım seni. Aynen öyle. Doğru. Bu kadar basit bir kuralları aynen yerine getirdiniz mi? Hayat, güllük gülü. Hayat çok tatlı, çok güzeldir. Kesinlikle. Bu konuda... hani yine bir Yaşar Kırıdaş. Gerçekten de sözlerinde bu konuda... Tavsiye çok olun. Güzel. Evet. Alışveriş ettiniz marketin, bakkalın, manavın,
efendim maaş şekliniz, bankadanın karşınızdaki komşunun kalbini kırmamaya çalışın. Çünkü insanlar kalp kırmazsa toplumda saygı görür. Saygı görmek isteyen insanlar eşinin, çocuğunun, annesinin, babasının, akrabasının, komşusunun, alışveriş ettiği dükkanın, esnafın hiç kimsenin kalbini kırmaz. Sağlıcakla kalın. Ay canım benim ya. Sağlıcakla. Biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi hemen editin başına oturmam lazım. Çok edit yapasım geldi nedense. Hatta bu süreçte de leke kremimi süreyim diyorum. Sizler de etkisini görebilirsiniz. Çok bir etki yapmıyor şu an. Çok yeni kullanıyorum. Bugün 3. günüm arkadaşlar. Yeni başladığım için şöyle süreyim. Siz de görün. Yani ben markasını falan şu an göstermeyi düşünmüyorum. Böyle sürüyorum, tamam mı? İnce bir tabaka halinde. Ve ben bütün yüzüme sürüyorum aslında. Yani diğer bütün lekelerime iyi gelir diye düşünüyorum. Koltuk altlarınıza, genital bölgenize, her yerinize sürebilirsiniz. Bu kremi şimdi ben biraz fazla aldım. Dediğim gibi koltuk altıma falan da süreceğim. Bu bekledi. Şöyle yediriyorum. Böyle güzelce yedirelim. Zaten bunu sürdükten sonra böyle bir beyazlıyor cildim. Tuhaf bir şekilde sanki fondöten etkisi yaratıyormuş gibi oluyor. Neyse çok da uzatmayayım lafı. Ben şimdi editin başına geçeceğim. Daha sonra da güzel bir duş alacağım. Bu videoyu da burada kapatalım bence. Güzel bir video olmuştur inşallah. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.